Herkese merhaba. Çiçek ekmek için ilk olarak hamurumu yoğuruyorum. 3 su bardağı suyum var. İçerisine şöyle bir paket maya ekledim. Daha sonra 1 yemek kaşığı tuz ekliyorum. Çok dolu olmasın. 1 silme yemek kaşığı. Bakın bu miktarda. Tuzumu ekledim. Daha sonra da yavaş yavaş unumu ekleyerek yumuşak kıvamda bir hamur elde ediyorum. Toplamda 6-7 su bardağı un yeterli olacaktır ben. 6 su bardağı un kullandım. Sizde yavaş ve kontrollü şekilde ununuzu ekleyerek hamurunuzu yoğurun. İlk önce hafif şöyle bir spatula ile toparlıyorum. Daha sonra elimle yoğurmaya devam edeceğim. Söylediğim gibi ununuzu tek seferde bo boşaltmayın. Yavaş yavaş ve kontrollü şekilde ekleyin. Hamurum bakın güzelce yoğurdum, güzel özleştirdim. Mayalamaya bırakıyorum. Hamuru mayalandıktan sonra da bakın çok güzel mayalandı. Üzerine hafif un serpip şöyle bir toparlıyorum ilk olarak. Toparladıktan sonra da bezelere böleceğiz. Şöyle bir havasını aldım. Daha sonra hafif un serptim masamın üzerine alıyorum. Bakın gayet yumuşak kıvamda böyle içe katlayarak ara ara da hafif böyle un serperek güzelce toparlıyorum. Hamurun kıvamını görüyorsunuz bakın gayet yumuşak söylediğim gibi ben 6 su bardağı un kullandım. Bu aşamalarda yumuşak kıvamlı bir hamur olduğu için elinize yapışabilir. O yüzden azar azar un kullanabilirsiniz. Toplamda 8 bezeye bölüyoruz. Hamurumu böldüm. Bakın şöyle toparlıyorum. Yine bu aşamalarda da birazcık un kullanabilirsiniz. Böyle toparlayıp yuvarlıyorum ve yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimin içerisine alacağım. Bu ilk yaptığımı tam ortaya yerleştiriyorum. Bakın şöyle. Diğerlerini de aynı şekilde etrafına e, yerleştireceğim. Yani böyle çiçek ekmek şeklini vereceğiz. Bakın hepsini hazırladım. Bu şekilde biraz tepside mayalandırdım bir 10-15 dakika. Daha sonra da bir yemek kaşığı yoğurdum var. üzerlerine e, yoğurt sürüyoruz. Güzelce yoğurdunu sürdükten sonra da çok az orta kısımlarını böyle çörek otu serpiştireceğiz. Seviyorsanız isterseniz susam da kullanabilirsiniz. Önceden ısıttığımız 200 derece fırında pişiriyoruz. Piştikten sonraki kıvamını da şöyle size göstereyim. Bakın yumuşacık. Böyle pamuk gibi ekmeğimiz hazır oluyor. Şöyle kıvamını da göstereyim bakın içerisine. Deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun. Yeni tarif ve videolarda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Eğer kanalıma abone değilseniz de abone olmayı ve zilinizi açmayı da unutmayın.